Tesla otonom sürüş meselesini kökten çözmüş olabilir. Geçen hafta Elon Musk'ın yaptığı Twitter canlı yayını, daha doğrusu X canlı yayını bunu bize gösteriyor. 45 dakika boyunca kendisinin direksiyonunda oturduğu ama kullanmadığı ve 45 dakika boyunca sadece bir kez müdahale ettiği uzun bir sürüşü paylaştı. Tamamen otonom sürüş tarafından gerçekleştirilen ve gördük ki Tesla çok enteresan bir dönüm noktasına ulaşmış durumda. Bu sadece Tesla'nın otonom sürüşü değiştireceği anlamına gelmiyor. Aynı zamanda insanoğluyla yapay zeka arasında da yeni bir etkileşimin başladığını ve bunun pek çok endüstriyi kökten değiştirebileceğini, Tesla'nın da bunun tam anlamıyla merkezinde olduğunu gösteriyor. Evet, ben aslında bu kanalı bu tip videolar için açmıştım. Hoşuma çok da gitmiyor açıkçası Fed ne yapıyor, Powell ne yapıyor bütün bunlar üzerine konuşmak. Fakat mecbur kaldık çünkü Powell piyasalarla çok oynadı. Şimdi hazır biraz ortalık normalleşmişken en azından birkaç gün öyle gözüküyor. Gelin tekrar teknolojiye dönelim ve Tesla'nın otonom sürüş teknolojisinin ne kadar çok şeyi kökten değiştirmek üzere olduğunu, nasıl büyük bir atılım içinde olduklarını ve dünyada başka hiçbir şirketin Tesla'nın yakından bile geçmediğini sizlere anlatayım. Hazırsanız başlıyoruz. Elon Musk'ın paylaştığı video gerçekten çok enteresandı ama daha enteresan olan o sırada yaptığı paylaşımlardı. Elon Musk sık sık bu hareketi biz programladığımız için yapmıyor araç, kendi kendine nöral network üzerinden öğrendiği için yapıyor dedi. Ne anlama geliyor bu? Klasik otonom sürüş projelerinde bunlardan pek çok örnek var, biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Programcılar arabanın karşılaşacağı her türlü durumu kodlamaya çalışır. İşte mesela bir kavşağa yaklaşıyorken kırmızı ışık yanıyorsa dur. Eğer sağa doğru dönüşte trafik ışığı yoksa da yavaşla. Bütün bunlar kodlanırlar. Bu da tabii işi çok karmaşık hale getiriyor. Çünkü trafikte çok olağanüstü garip durumlar yaşanabiliyor. Bunların her birinin farklı şehirlerde, farklı ülkelerdeki trafik akışına göre, farklı işaretlemelere göre yeniden kodlanması gerekiyor. Ve bütün bu kodlarıma rağmen de yine hatalar olabiliyor. Cruise gibi, Waymo gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle San Francisco'da hizmet veren otonom taksi hizmetleri işte buna dayanıyorlar. Bir kere önceden bütün yolların haritalanması gerekiyor ve bu haritanın çok güncel olması gerekiyor. Daha sonra araca bu haritalar üzerine nasıl davranacağını kodlanmış olması gerekiyor. Bu arabalarda etrafı algılayabilmeleri için lidara, radara, infrarede ve kameralara ihtiyaç var. Ayrıca uzaktan müdahale gerektiğinde internet bağlantısı da şart. O yüzden Waymo ve Cruise çözümlerinde 5G internet çok önemli hale geliyor gecikmenin yaşanmaması için. Bütün bunlardan toplanan verilerin merkezde mühendisler tarafından yazılıma dönüştürülmesi ve bu yazılımında yoldaki değişimlere veya yeni öğrenilen şeylere göre sürekli değiştirilmesi gerekiyor. Burada iki sorun birden çıkıyor karşımıza. Bir tanesi, bu araçlar çok pahalılar. Fotoğrafta gördüğünüz gibi çok fazla ekipmana sahipler, lidar, radar, infrared gibi ve bir yandan da bu yazılımın geliştirmesi de karmaşık ve uzun bir süreç ve ancak coğrafi sınırlı alanlarda olabiliyor. Mesela Waymo şu anda sadece San Francisco'da hizmet veriyor. Önceleri bölge sınırlaması vardı, şimdi bölge sınırlamasını aştılar. Önceleri saat sınırlaması vardı, şimdi 7.24'e geçtiler ama sadece San Francisco'da. Eğer oradan başka bir şehre gideceklerse bütün bu sürecin tekrarlanması gerekiyor ve araçların çok masraflı olma durumu da hiç değişmiyor çünkü üzerlerine bütün ekipmanlara ihtiyaç var. Elon Musk'ın anlattığı yeni Tesla 12. versiyon otonom sürüş teknolojisinde bütün bunlara ihtiyaç yok. İşin iki kritik noktası. Bir tanesi, bu araçlarda sadece 8 tane kamera var. Etrafı o 8 kamera anlıyor. Bunlarda lidar, radar, infrared yok. Bu araçların internete bağlı olması da gerekmiyor ve bu araçlara gittikleri yolların önceden haritalanmış ve her türlü detaylı veri buraya yüklenmiş olması da gerekmiyor. Neden? Çünkü bu araçlar kameradan gördükleriyle davranıyorlar. Kameradan bir şeyi görüyorlar, bu gördüklerini, takip ettiklerini merkezi dev bilgisayardan aktarıyorlar. Bu merkezi dev bilgisayarlarda yazılım kendi kendine gelişiyor. Yazılımı artık yapay zeka yaz. Bundan dolayı bir Tesla otonom sürüş teknolojisiyle örneğin lidara dayalı Waymo'yu kıyasladığınızda çok önemli ölçeklenme farklılıkları var. Bir tanesi de yazılımcılara ihtiyaç var, öbürü de yok. Çünkü artık yapay zeka yazıyor programı. Bir tanesinde onlarca ekipmana gerek var, öbüründe yok. Bir tanesi şehrin bütün yol haritalarının çıkılmış olması gerekiyor, öbüründe yok. Tesla'nın ihtiyacı olan tek şey ne? Bolca video görüntüsü ve merkezde çok kuvvetli bu görüntüleri yorumlayabilecek güçte bir yapay zeka işleten bilgisayar. Yani bol sayıda Nvidia çipi veya kendi geliştikleri Dojo çözümü için geliştikleri kendi mikroçipleri. Tesla'nın önümüzdeki dönemde otonom sürüşünü mükemmelleştirmesi ve şehirlere, ülkelere ölçeklenmesi için gerekli olan tek şey
şey yollarda daha fazla Tesla aracı ve merkez bilgisayarda daha fazla mikroçip. Bu kadar basite inmiş durumda. Bundan dolayı ölçeklenmesi çok daha kolay olacak. Waymo gibi projelerde ise ölçeklenme için biraz önce bahsettiğim gibi hem son derece pahalı, son derece maliyetleri yüksek araçların yolda olması gerekiyor, hem de işin içerisine bolca insan emeği eklemek gerekiyor ve bütün özel durumlar için satırlarca kod yazılması lazım. Elon Musk videoda birkaç kez söyledi. Bakın burada mesela yanımızda bir scooter var. Daha evvel bu araca scooter görünce hafif sola kayı biz programlamadık. Fakat binlerce Tesla aracı scooter gördüklerini hafif sola kaydıkları için bu araç bunu otomatikman öğreniyor. Bakın burada şu anda zorlu bir döner kavşağa giriyoruz. Bu döner kavşağa daha evvel Tesla girmedi ama girmiş olması önemli değil. Daha evvel buna veya benzer döner kavşaklara giren binlerce Tesla aracının video kayıtlarından program kendini geliştirmiş durumda. Şimdi eğer Elon Musk'ın anlattıkları doğruysa, neden öyle diyorum? Çünkü biliyorum pek çok insan Elon Musk'ın dediklerine hep şüphe duyar. Ben inanıyorum. Artık Tesla otonom sürüş meselesi bir zaman konusuna dönüştü. Yani sizin yaşadığınız şehirde de bir Tesla'nın tam otonomla gidebilmesi mümkün. Bunun için ama o şehirde çok miktarda Tesla'nın olması gerekiyor. Bu araçların o yollardan öğrendiklerini merkez bilgisayarla paylaşmaları, merkezdeki süper hızlı bilgisayarlarında bundan yeni yazılımlar üretmeleri ve bunu aracınıza over the air, yani cep telefonunuza bir yazılım güncellemesi ekler gibi eklemeleri gerekiyor. Bu kırılma noktası benim gözümde. Ve Elon Musk diyor ki versiyon 12'ye kadar otonom sürüşte büyük oranda insan programlamasıyla geldik. Artık tamamen yapay zeka programlamasına geçiyoruz. Ve o gün gösterdiği pilot versiyon 12'de hiç insan kodlamasının olmadığını, tamamen kameralara dayalı yapay zeka nöral networklerin gelişimiyle bu işi çözdüğünü iddia etti Elon Musk. Bunun Tesla hissesi üzerindeki etkilerini hemen görmeyeceksiniz. Çünkü Wall Street bu tip teknolojileri anlamaz. Bunların bir şirketi nasıl geliştireceğini anlamazlar. Bunu yaratacağı iş modellerini çözmekte biraz zaman alır. Ama gelişiyor. Şimdi işiniz yoksa lütfen linkini aşağıya bıraktım. Elon Musk videosunu mutlaka izleyin. Oradaki yorumlarını gözlemleyin ve otonom sürüşte nereye geldiğimizi anlayın. Öte yandan Tesla'nın ulaştığı teknoloji bize şunu gösteriyor. Artık yapay zeka sadece kameralarda öğrendikleriyle pek çok şeyi yapabilir. Bu da işte ev tipi, sanayi tipi robotlardan aklınıza gelebilecek her yerde insanın görerek öğrendiği her şeyde yapay zekanın insanların emrine girmek üzere olduğunu ve yepyeni teknolojinin gelişebileceğini gösteriyor. Bu arada Tesla bu pazartesi günü yeni bir yapay zeka chip cluster'ı devreye aldı. 1000 adet üzerinde Nvidia A100 tipi chip var. Nvidia A100 tipi çipler olabilecek en hızlı çipler. Bundan dolayı şunu görüyoruz. Tesla merkezde gittikçe işlem kapasitesini artırıyor ki milyonlarca araç gelen görüntüyü yorumlayabilsin ve bir yandan da yollara mümkün olduğunca çok araç salmaya çalışıyor. Bundan dolayı fiyatları indiriyor. Ne kadar çok araba satarsam o kadar iyidir diyor. Çünkü tek ihtiyacı olan şey daha fazla aracın kaydedeceği, daha fazla görüntü. Bunlar sayesinde otonom sürüş işi bitmiş olacak. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi amaçlı değil. Teknolojinin gittiği yeri görmeniz amaçlı. Ve başka bir firma bizde de otonom sürüş var. Bak araba geri geriye park edebiliyor veya otoyolda şerit takip ediyor dediğinde fark anlamanızı istiyorum. Onlarda insanların bunu kodlaması lazım. Burada ise kendi kendine kod yazmak söz konusu. Büyümeyi sınırlayan tek şey kaç tane mikroçipinizin olduğu ve yollarda kayıt yapan kaç aracınızın olduğu. Ben büyüleyici buluyorum. Sorularınızı ve yorumlarınızı her zamanki gibi çok merak ediyorum. Sevgiler, saygılar.